Şahide gerek var mı Sayın Başkan? Ne şahidi ulan? Benden daha iyi şahit mi olur? Burada kanunları ben koyuyorum. Şahit de benim, mamur da benim. Nikahınızı kıyıyorum ulan. Gerek yok hiçbir teferruata. Aha. Buraya yazıyorum. Zahra Perunen. Avradıdır. Daha da kimse ayıramaz sizi. Bana bakın. 3 yılda 5 çocuk yapmazsanız boşarım sizi. Ona göre. Tamam mı? Hadi imzalayın şurayı. Hadi. İmzalayın. Alkışlayın ulan. Alkışlayın. Şimdi Zehra ile Piron'un nikahı kıyılıyor abdede. Sana da ben kıyacağım. Ebediyen kıyacağım ölümlerin nikahını. Son duanı et. Ha, bu arada benim de adım Hamdo. Memnun oldum. Senin zahim olmuşken beni de bir ev versen iyi olur değil mi? Zahim, ya koskoca devlet başkanı olarak seni mi kıracağım Piro? Ev dediğin nedir ki? Seç beğeni al istediğini. He? Hediye mi olsun sana? Düğün hediyesi. He? Ne diye bilmem ki. Kararsız kaldım. Başkan, lakin şuradaki büyük ev olsa daha iyi olur. Yani o olsa daha iyi sanki. Tamam ya, istediğin ev olsun. De hadi, hadi yürü, hadi. Tamam işte, nikahlı karımsın. Geriye ne kaldı? Hadi yürü. 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 Hadi yürü. Tanıştığımıza memnun oldum. Çabuk dışarı. Hastane kapalı. Hadi sokaklara.
Hapis sokaklara. Bugün hasta olmak yok. Bugün ilaç, doktor, hemşire. Hiçbir şey yok. Bugün devrim var sadece. Herkes sokaklara. Ne yapıyorsunuz siz? İçlerinde hastalar var. Ölebilirler. Bak, bu daha keskin iyileştirme yoldur ha. Yok olmadı, anında ölümcül hastalığa çevirebilir. Bu TC memurlarının hepsi yargılanacak. Şimdi komünizm derslerimizin bol bot uygulamalı son halini göstereceğim size. Birinci kanun, birinci dersimiz. Yarın bir sesinden gayrı her şey ortak olacak. Anladınız mı? Gayri kişisel mülkiyet tene. Gel bro gel. Gel bak. Burası saha gibi. Al bak bakayım. Nasıl? Nasıl ula beğendin mi? Ben ne beğeneceğim başkan? Gelin beğenecek. Oturacak olan odur. O beğenecek. Güzeldir Zehra. Siz necilik oynarsınız bilmem. Hem bu yaptığınız zulümdür. Bana bak ula cahil kare. Pro'nun evradı olmasan şimdi beynini dağıtırdım. Ama dua et Pro'ya. Pro, beğendin mi beğenmedin mi? Beğendim Zaim, beğendim. Ey! Bu ne lan? Çıkarın bunları buradan. Hadi. Etmeyin. Babam çok yaşlıdır. Nereye gider bu haliyle? Yani hiç mi iş görmüyor? Yok vallahi. Biz olmadan başta bile oynatamaz o. Ders 2. Yattığı yerden ekmek tüketmek yasaktır. Herkes bir işe yarayacak. Yapma. Neymiş? Yasakmış. Dede. Ne oluyor burada? Duymadın mı lan? Ha? Sen gibi baba. Komünizm geldi, duymadın mı? Yakala, eskisi kimi zenginlik, şatavat, ağalık, beylik. Paylaşacaksın. Malını, mülkünü, neyin varsa paylaşacaksın. Aha burası da artık senin değildir. Bol Pot Zaim İmparatorluğunundur. Yapmayın, etmeyin. Nerede kalırız beyim, çoluk çocuk? Ulan. Sen kanunlara karşı mı geliyorsun? Ha? Karşı mı geliyorsun? Gel lan buraya. Gel lan. Oh, my God.
Burasıydı. Burasıydı. O ev burasıydı. Adım ev burasıydı işte. Asker babamı öldürdü. İşte tam burada. Sen Seyfo'nun oğlusun. Baba! Siz mi ispiyonladınız lan? Babamla kaçtık geldik size sıkındık. Hatırlıyorum oğlum. Babam askerden kaçıyordu. Size sıkındık ulan! Alın ulan bunların hepsini. Getirin lan bunları. Sakin ol Zahir. Hadi. Zahir. Dur. Dur. Getirin. Ne yapın kayayı? Baba. Zahra. Zahra. Siz misliyorladınız. Baba. Sen de yürü. 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 Çek lan. Bırak. Çek. Çek lan. Beni. Çek. Çek be karayı. Çek. Çek. Kim ispiyonladı lan babama? Ha? Kim ispiyonladı babama? De bana. Etmeyin. Baba. Geçmiş zaman hatırlamıyorum. Babamın bir suçu yoktu. Köyde ağanın yüzünden. Ağa para yedirdi diye eşkıyadır deyip peşine düştüler. Yıllarca üvey ana baba elinde büyüdüm ben. Biliyor musun lan? O günden beri altımı ıslattım lan ben. Koca adam oldum. Komutan oldum. Hala altımı ıslatırım ulan ben. Biliyor musun? Gebertirim ulan seni. Konuş! Konuş lan! Sana karı olmayacağım ihtiyar. Sana karı olmayacağım. Zahra! Dellenme Zahra! Dayan Zahra, dayan. Allah'ım yardım et. Konuş! Konuş tamam lan. Beyim, tamam, tamam. Dur yapma diyeceğim. Tamam diyeceğim. Söyle! Söyle ulan! Söyle! Bedrettin Bey'din. Belediye Başkanı Bedrettin Bey'din. Ne diyorsun lan? Bedrettin Bey mi? Demek bunca yıl saklandı benden. Belediye Başkanı Bedrettin Bey. Belediye Başkanı Bedrettin sakladı benden bunca yıl. Baba! Sahip çıkmadınız ulan! Babama sahip çıkmadınız hainler! Allah'ım yardım et. Zahra! Zahra! Kurtuluşu yoktur Zahra! Zahra!
Zahra, delirdin mi sen? Gelme üstüme, yaklaşma. Vallahi atarım kendimi. Ya sen imanlı bir kızsın Zahra. Yaklaşma. Kendini öldürürsen cehenneme gidersin Zahra. Namusumu lekeletmem sana ihtiyar, geri dur. Ne namusu Zahra? Sen benim karımsın. Geri git, değilim. Ben senin karın varın değilim. Öyle uyduruktan nikah olmaz. Zahra, gel buraya. Yaklaşma, git. Gelme. Uzak dur. Zahra, bak beni çileden çıkarma. Bak senin yüzünden başıma gelmeye kalmadı. Dünyanın parasını kaybettim. Zahra, gel buraya. Gelme dedim. Uzak dur. Gel. Yaklaşma. Gel. Atarım kendimi vallahi billahi. Zahra. 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 Uzak Zahra. Dur. Gel. Yaklaşma. Zahra. Ne oluyor ya? Ne oldu lan? Dur. Ne dur. Yakalayın lan şu katili. Yakalayın çabuk. Hadi çabuk çabuk. Allah'ım. Allah'ım ne yaptım ben? Katil mi oldum? Affet beni Allah'ım. Katil oldum ben. Zehra. Zehra gel buraya. Dile abla. Dile abla. Dile abla ben katil oldum. Zehra bunları sonra konuşuruz hadi. Hadi kaçmamız lazım. Zehra gir. Gir şuraya. Allah'ım affet beni. Ne yaptım? Ben katil oldum. Adamı öldürdüm. Ben katil oldum abla. Ben... Öyle bir şey yok. Kendine gel Zehra. Sakin ol. Öyle bir şey yok. Dur kurtulacağız buradan. Ulan kaçıyorlar! Kaçıyorlar! Gelme lan! Nereye böyle hanımlar? Yoksa gün mü var? Komünist idarede böyle lümpen tavırlara asla yer yoktur! Hadi yürü! Hadi! Hadi. Getirin bunları! Bırakın! Bırak. Bırak. Hadi! Getirin bunları! Bırakın! Dokunmayın! Bırak! Bırakın! Bırak! Bırakın! Bırakın! O saldırdı. Ben öldürmek istemedim. Katil karı, gebertireceğim seni. Dur ulan, dur ulan. Öldüreceğim. Uzak dur lan, uzak dur, dur. Bırak lan. Öldüreceğim bunu. Adam öldürmeyiz, siz daha iyi bilirsiniz. Katil karı, kendine gel lan. Dur. Bırak ulan. Bırak öldüreceğim bunu. Bırak. Dur, dur. Burayımız cumhuriyetimiz sandın ulan. Burada kanun var, nizam var. Siz cenazenizi kaldırın. Adalet işi benimdir. Adalet bu mudur ha? Adaletin ne olduğuna, devleti nasıl kurduğuma gözlerinle şahit olacaksın Dila Hanım. Ulan Zehra, sen ne biçim avratsın ya? Bana hep ilkleri yaşatıyorsun. İlk kıydığım nikah gibi. İlk asacağım katil de sen olacaksın. Hemide, resmen asacağım seni. Getirin lan bunları. Getirin. Götürün mahkemelerini yapacağım. Yürü. Bırakın bizi. Yürüyün ulan. Artık tamamen bizim olacak. Belediye başkanını istiyorum. Hemide canlı istiyorum onu. Yürüyün. Sağ olasın hacı. Bilirim. Buranın halkı seni sever. Sen Bekir abiye de haber ver. Kendi canınızı tehlikeye atmadan ulaşabileceğiniz herkese ulaşın. Mümkün olduğunca halkın örgüte boyun eğmemesi gerekiyor. Evet sağ olasın. Ellerinizden öperim.
Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Adliyeyi, belediyeyi, hastaneyi de ele geçirdiler. Zannediyorum kaymakamlığı da kaybetmek üzereyiz. Bunun üstesinden gireceğiz. Koskoca ülkenin bahtını 3-5 çapulcuya kararttırmayacağız Allah'ın izniyle. Ne yapabiliriz? Baksanıza. Halkı kendilerine siper ettiler. Halka zarar veremeyiz. Maalesef. Tek yapmamız gereken el birliğiyle hareket etmek. Biz bir şekilde halkın arasına karışacağız. Polis kesinlikle şiddet uygulamamalı. Halka zarar verecek her nevi hareketten uzak durmalıyız. Belli ki halk korku içinde. Onların güvenliğini sağlayabileceğimize onları ikna etmemiz gerekiyor. Bu sebeple bizim halkla diyaloğa geçecek bir kanaat önderine ihtiyacımız var. Ya da saygın bir kişiye ihtiyacımız var. Ben tanıdığım birkaç abiye durumu ilettim. Onlar da ellerinden geldiğince halkı sakinleştirmeye, örgüte boyun eğmeme konusunda onları ikna etmeye çalışacaklar. Fakat bize daha etkili biri lazım. Belediye başkanını çok seviyorlar. Ona ulaşabilirsek durumu lehimize çevirebiliriz. Ümit oğlanları! Ümit oğlanları, beni duyduğunuzu biliyorum da! Zaim! Zaim, sizi uyarıyorum, çıkın ilçeden. Çıkmazsak ne olur? Döver misin? He? Tarık, bak oğlum. Siz de Kürtsünüz. Gelin bize katıl. He? Bana bak doktor. Karınla birlikte yüzlerce insan var elimde. Eğer yaşamalarını istiyorsanız ya teslim olursunuz ya da ilçeyi teslim edersiniz. Paşa paşa çıkarsınız buradan. Hayır Tarık. Yapma. Sus kız. Bağırma. Bana bak Tarık. Ula, ula yoksa size af yasası mı çıkarsam? He? Tamam ula. Size özel af yasası çıkarıyorum. Bunun kıymetini bil ha. Devletimiz sınırları dışına çıkarsanız ilk ceza yasasının en tepesine adını yazarım senin. Bu kıyamı da unutma ha. Zahim, biz hiçbir yere gitmiyoruz. Biz de Kürdüz. Bu insanları bu topraklardan çıkaramazsınız. Evet. Şimdi burada ilk mahkemeyi kuruyorum. Gel buraya. Geldim başkan. Buyurun başkanım. Bundan böyle peşimden ayrılmayacaksın. Her dediğimi kaydedeceksin. Baş üstüne başkanım. Sen çok yaşa başkanım. Sen çok yaşa. Bu kadın kocasını öldürmüştür. Bol Pot Zaim'in anayasasına göre kocasını öldüren kadının cezası ölümdür. Ölümdür. Allah'ım, ben ne edeceğim şimdi? Şafakta infaz edilecek. Diğer mahkemeye geçiyorum. Bu da hainlerin başı Ümit Erler'inden Dila Hemşire. Devrim muhaliflerinin cezası da idamdır. Diğer bütün devrim karşıtlarının hepsiyle beraber asılacaklar. Şimdi hep beraber tutukluları ait oldukları yere, hapishanemize götüreceğiz. Hapishanemize götüreceğiz. Size karşı çok insaflı olacağım. Olur. Merak etmeyin. Getir. Derinizle esrar sarıp içmezsem, İçmezsen. Bana da bol pot değil. Kolpot desinler. Sen çok yaşa başkanım.
Vallahi çok güzel konuştun ha. Alkışlayın la başkanımızı. Alkışlayın la. Yaşasın Zahir! Yaşasın Zahir! Getirin la! Yürü yürü! Hadi! Bırak yürü be! Geç, hadi geç! Ardil halkı durun! Bu zulme boyun mu eğeceksiniz? Bu adaletsizliğe, bu hainliğe boyun mu eğeceksiniz ha? Bunlara göz mü yumacaksınız? Susturun lan şunu! Getirin buraya! Hadi hadi! Dila abla! Dila abla! Yürü! Zerra benim. Karışma! Bağoz! Git Tarık abilere anlat durumu. De ki Piranha deposunda büyük bir sevkiyat olacak. O sevkiyatı yaparlarsa Ardil'i tamamen ele geçirirler. Sen ne konuşup duruyorsun lan? Ne bağırıp çıkırıyorsun? Ne bağırıp çıkırıyorsun? Öleceksin, acele ediyorsun. Beni boş ver. Bu saatten sonra ölsem ne olur, yaşasam ne olur? Bak burada bunca insanları öldürüyorlar. Acele et. Yoksa burada çok kan dökülecek Bahus, çok. Merak etme Zahra. Ardil'i de Dile ablayı da seni de kurtaracağım. Söz veriyorum sana, kurtaracağım. Sabırlı ol. Bırakın beni. Acele etme. Zaten öleceksin. Hadi, hadi getirin. Dile abla. Yürü. Dile abla. Gelin arkadaşlar. İşler şimdi tam da istediğimiz gibi gidiyor Çetin. Kıyafetlerinizi değiştirip ekibinle birlikte Zaim'in adamlarının arasına katılacaksın. Onların bu ince işlere pek aklı ermez. Sen arkadan koru kollu onları. İlçe tamamen elimizde kalmalı. Ha, ilçe TV'sini boş bırakmayın. Kimliğinizi açık etmeden örgüt lehine propaganda yapan videoları yayınlatın. Ha bu arada dışarıdan yardım gelmesini engelleyeceğiz. Medya olayın basit bir saldırı olduğunu söyleyecek. Ama içeride örgüt 100 kişi ise 1000 kişi gibi gösterilecek. Devlet görevlilerinin gözleri korkacak. Sonunda ilçe devleti projemiz devleti çok sarsacak. Batıda halk galeyana gelecek. Buralarda diğer ilçeler devlet olmak için sıraya girecek. Yani tam şenlik çıkaracağız. Dışarıyla tüm irtibat kesik. Bizim haberimiz olmadan kuş bile uçamaz. İlçedeki askerlere de özel emir verildi. Dışarıdan destek gelmeden kışlanızdan çıkmayın dedik. Destek gelecek diye beklesinler. Zahim'e de söyledim. Şimdilik askerden uzak duracaklar. Dışarıdan destek de gelmeyecek. Çünkü kimsenin haberi olmayacak. İlçeyi tamamen ele geçirince diğer ilçelerde de aynı yöntem uygularız. Bütün Botan eyaleti kurtarılmış bölge olacak. Zaten ilçenin etrafı da mayınlanıyor. Güzel. Mayın çalışmaları bitmek üzere. Ha. Kızınla nişanlısını güvenli bir şekilde ilçeden tahliye ettirdim. Merak etme. Onlara yurt dışındaki dostlarımız çok iyi bakacak. Kafan rahat olsun. Geçenleri de unut gitsin. Sadece işine konsantre ol artık Çetin. Merak etmeyin. 24 saat içinde ilçe düşecek. Halk korkuyor kaymakam bey. Yani iki arada bir derede kaldım. Zaten Çetin'in adamları kılık değiştirip dolanıyorlar. Kimin ne olduğu belli değil. Bakın onlardan korkacak hiçbir şey yok. Şu anda sırtlarını halka dayamaya çalışıyorlar. Bunu korkuyla yapmaya çalışıyorlar. Bu işin tek bir çözümü var, korkmamak, tamam mı? Tamam kaymakam bey, dediğiniz gibi edeceğim. Herkesle konuşacağım. Zaten sizi seven çoktur. Yaşadığınızı duyunca çok sevinecekler. Hadi. Allah sağ ol bey. Tarık abi.
Dilama ile Zehra'yı aldılar. İdam edecekler. Ne? Halkı öldürüyorlar. Savcı, memurlar hepsi ellerinde. Bahos! 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 Bahos, senin dinlenmen lazım. İyiyim abi. İyiyim, gerek yok. Şimdi hemen hareket etmemiz lazım. Piron deposuna yüklü bir sevkiyat alacaklar. Onları alırlarsa ilçeyi elde etmeleri çok kolay olacak. Şimdi beni iyi dinleyin. Önce kıyafetlerinizi değiştireceksiniz. Halk gibi görünecek, dikkat çekmeyeceksiniz. Siz depodaki malları alacaksınız. Ben de belediye başkanıyla konuşacağım arkadaşlar. Onu ikna etmeye çalışacağım. Keke, ben de seninle geleceğim. Olmaz Ökkeş. Baksanıza, zaten sayımız az. Merak etmeyin. Ben birkaç kişi verebilirim. Ayrıca örgütten kaçan çocuklardan da alabilirsiniz. Sağ olun komiser bey, teşekkürler. Hadi canım, Allah yardım olsun. Bir tanesi. Hadi. Bağız, bildin değil mi? Bir şeyin yok değil mi Bağız? Bir şeyim yoktur, merak etme. Alın içeri. Al götür. Bırak beni. Bırak, bırak. İçenin etrafı mayın dolu. Git buradan. Şivan yardım edecekmiş. Haydi al kardeşini de gidelim oğul. Haydi. Ana, o heriften uzak duracaksın. Git dedim sana. Git. Haydi oğul. Git artık ana, git. Ana, anlamaz mısın? Git dedim. Bu kadın hayındır, yakalayın. Haydi. Ana çabuk. Bırakın lan, tamam tamam. Bırakın. Bırakın, bırakın. Anam o benim. Bırakın. Bırakın. Onun bir suçu yoktur. Bırakın. Bırakacaksın. Bırakın. Hayır, bırakın. Yürü. Ne oluyor burada? Bırakın. Bırakın. Getir, getir, bırakın. Getir. Alın bunu. Bırakın onu. Etmeyin. Anamı tutukladılar, bir suçu yoktur. Bırakın. Ana. Bana bak Rezan. Seninle bir anlaşma yap. Bana bir tane devlet dairesini ele geçir. Mesela emniyet. Kaymakamlık da olabilir. Ben de hem ananı hem de kardeşini serbest bırakayım. Ve ne dersin? Tamam. Dediğini edeceğim. Lakin iyi olsunlar. Sıcak sudan soğuk suya sokmam. Ah Rojmina, laf söz dinlemezsin. Olacağı buydu. Olacak işte. Ne yapacak? Ne olacak? Bu memleketin düzeni ne zaman değişecek? Bırak! Benim yüzümden başım belaya girdi abla. Bu kadar insanı perişan edecekler Zehra. Benim başım belada olsa ne olur? Elden ne gelir ki abla? Elimizden geleni yapacağız Zehra. Ne halkı ne de ilçeyi onlara bırakmayacağız. Bırakın! Canımız pahasına da olsa. Bırakın! Zalimler, bırakın! Anam. Ne yaptın? Oğlum. Burayı bulduk Zahim. Oğlum. Güzel. Güzel güzel. Yakında hapishaneyi de ele geçirince gerek kalmayacak nasıl olsa. Yakında herkes Zahim'in kim olduğunu öğrenecek. İşkence tarihini yeniden yazacağım. Lenin, Stalin elime su dökemeyecek. Yaz ula yaz. Bunları da yaz. Yaz ne söylüyorsam başkanım, yaz. Yaz Zahim. Zahim komutan, Piron'un kardeşleri geldi. Zehra'yı istiyorlar. Kızı bize ver. Zahim komutan, abimin kanı yerde kalamaz.
Yakayla iş. O artık devrim tutuklusudur. Yargılandı. Yakında da infaz edilecek. Hem de tarihe geçecek bir ilk olarak. Suçların töresi bellidir Zahim. Namus cezasını kan sahibi verir. Bak senin üçlü topladığın adamlar var ya, bir sözümle dağılır. Hepsini karşında bulursun. İyi düşün Zahim komutan. Cesur lan, telt! Telt zırvalamayı! Önce bir devlet başkanıyla nasıl konuşulur, onu öğren. Eşek herif! Etrafımda topladığım halk ölümden korkmuyorsa, takılsın bakayım. Takılsın da hepsini biçeyim, tek tek! Çık ulan dışarı, çık! At ulan dışarı bunları! Bu iş burada kalmaz Zahim, bu iş burada kalmaz! Gels lan! Yürün, yürün! Terbiyesiz! Görürsün sen! Yürü! Tamam, korkma Zehra. Geçti. Zahim! Zehra Piro'yu mu öldürdü? Bırak şimdi Zehra'yı, kagir! İlçede düşmeyen bütün kaleleri ele geçireceğiz. Ama önce... Önce şu belediye başkanını istiyorum. Çekil. Gidin su getirin. Tamam komutan. Şu insanlara dağıtın. Tamam. Hadi. Tamam. Geç. Baksana korumalarını azaltmışlar. Ne yapacağız keke? Durun. Konuşabilir miyiz? Buyurun. Belediye başkanıyla görüşecektik. Ne olacak şimdi Bedrettin? Bari adamları vermeyeydin. Bir tane adam nasıl koruyacak bizi? Korkma. Örgüt bize dokunmayacak. Anlaştık. Belediyeyi teslim ettim onlara. Karışmayacağım. Hem Zahim dokunmaz bize. Merak etme. Onca yıllık emeğimiz var bizim. Dede annem nereye mi gidiyoruz? He ya. Annem baban özlemiştir bizi dedik. Hem sizi de götürürüz. Çok durmadınız mı burada? Yaşasın. Ama hava ifşek olacak mı orada? Aa patladı. Aha vallahi bir tane patladı. Siz burada bekleyin. Kim o? Kim o? Ben eski kaymakam Tarık Kaya. Sizinle konuşmam lazım. Bu nasıl iştir? Sen ölmüştün. Müsaade varsa içeri girebilir miyiz? Buyurun. Kapımıza geleni geri çevirmeyiz. Ne istiyorsunuz? Bize yardım edin. Örgüt bizi dışarıda bırakmaya çalışıyor. Oysa biz de Kürdüz. Örgütle aranızın iyi olmadığını biliyorum. Halk sizi seviyor. Korktuğunuzu da biliyorum. Ama ben sizi koruma sözü veriyorum. Ne olur halkın karşısına geçin, konuşun onlarla. Örgütün tehditlerine teslim olmasınlar. Hepsini örgütten koruyabiliriz. Hepsini. Ama önce bize inanmaları gerekiyor. Kusura bakmayın Tarık Bey. Benden bunu istemeyin. Ben dediğini yapsam gelip devlet beni korur mu? Belli değil. Hiç karışmasam, iş olacağına varsa bana bir zarar olur mu? Olmaz. Her şey bu kadar basit mi yani? Keke, keke durun. Teröristler geliyor. Durun diyorum size, durun! Ha bu kadar basittir. Kusura kalmayın, size yardımcı olamayacağım. Ama kapıma gelenleri teslim edecek de değilim. Alın gelin. Burada saklanabilirsiniz. Buyurun. Zahim komutanın emriyle tutuklusunuz. Durun, bir yanlışlık var kardeş. Yanlış falan yok. Zahim komutanın emridir. Hey ne yapıyorsunuz? Bırakın.
Dokunmayın çocuklarıma. Çocuklarıma dokunmayın. Sus, kes sesini. Bırakın onları, çocuklarıma dokunmayın. Bırakın. Bırakın beni. Bırakın onları. Ne yapacaksınız? Çocuklarım. 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 Bırakın onları. Çocuklarıma dokunmayın. Bırakın dedim, bırakın. Bırakın onları. Bırakın. Geç. Vay be. Yılların sırrı çözüldü ha. Maske düştü. Kel ortaya çıktı. Bu laf böyle miydi la? Neyse. Ben dedim oldu. He? Kaydediyor musun lan her dediğimi? He. İyi kaydet bak. Bunları sonra kitap yapacağım. Eksik bir şey olmasın. Emredersin başkanım. Hiç telaş etmeyin. Ben hepsini bizzat ellerimle kaydediyorum. Ya sen ne konuşuyorsun zayım? Öğrenmeyeceğim sandın değil. Babamı ihbar ettiğini öğrenmeyeceğim sandın değil mi? Babanı ben ihbar etmedim. Ben sana sahip çıktım. Anamın ekmeğini yedin onca sene. Yedim. Yedim. Bir öğün yemek, 5 öğün dayak yedim. Keke, ne oluyor? Ökeş. Reşon'un bombalarından var mı? Var Keke. Ver. Köyde anamı ve kardeşlerimi öldürdüler gözümün önünde. Babam kaçırdı beni buraya getirdi. Kardeşinin evine sığındık. Ama sen bizi ihbar ettin öyle mi? Köye babamın arkadaşıydın. Ağa ihbar etmiş dediler o vakit. 3 kardeşim vardı. Babam sabah akşam çalışırdı. Eskiyalarla birisi yoktu. Neye bu hikaye bana bu kadar tanıdık geldi ki? Geç. Ha geç. 3 dediğinde tamam mı? Tamam. Bitti. Seni bunca yıl boşuna korumuşum. Örgüt çoktan bitirmişti senin işini. Benim sayemde kaldın ayakta. 1 2 2 3 3 Hadi! Çocuklarım, yavrularım! Yürüyün lan! Yürüyün! Bırakmayın peşlerine! Ne çektirdiler tabana? Hepsini soracağım herkesten! Tam zamanı! Kana kan ulan! Dişe diş! Bana en ufak kötülüğü dokunmuş ne kadar adam varsa hepsinden intikamımı alacağım. Zaim, bu yaptığımız doğru değil. Eğer biz faşist dediklerimizden daha fazla faşistlik edersek devlet kurmamızın ne anlamı var? Adalet mi bu? Ulan kâkiz. Ulan ne taş kafalı adamsın sen? Ne devleti, ne adaleti? Bizim derdimiz bu mu? Bırak artık bu romantik ayakları. Bırak bu kafayı. Tadını çıkar işte. Tadını çıkar. Gel öyle. Buyur başkan. Bana güzel kızlardan bir seçki hazırla. Kendime eşler seçeceğim. Bana layık olsun. Emredersin sayın başkan. Korkuyor musunuz ya? Korkuyor musun? Hiç korkmanıza gerek yok. Nasılsa yakında öleceksiniz. Fazla acı çekmezsiniz, merak etmeyin. En geç 3 dakikada geberirsiniz. Bu kadar korku 3 dakika için mi ya? Etme zayım. Hadi bizimle bir derdin var. Çocukları bari bırak. Olur mu yenge? Çocuklar benim.
İntikamımın tuzu biberi olacaklar. Boşuna kaçıyorsun doktor. Şimdi gidiyorum. Ve ilk işim karını ve bu çocukları öldürmek olacak. Sana en fazla bir saat. Bedrettin'i de getireceksin. Kendin de teslim olacaksın adamlarınla birlikte. Bu iş çocuk oyuncağı değil Zaim. Merak gerekirse etmeyin, canlarımızı bile veririz. Çocukları alacağız. Ama bu halkı onları sana kurban etmeyiz. Sonunda kurtaracağız başkanım. İstesen de istemesen de hem bu halk hem de ilçe benimdir. Benden günah gitti. O insanların ölümüne sen sebep olacaksın. Katilleri sen olacaksın. Doktor Rambo. Doktor Rambo. Hadi ulan yürü. Bırakın. Bırakın. Bırakın çocuklarımı. Bırakın etmeyin. Biz geldik Zaim. Adamları yolla. Çattık belaya. Ulan senden devlet başkanı değil, değnekçi başı bile olmaz fırıldak. Depo orası. Mallar gelmiş. Ha. Bakalım. Evet. Çetin ve Kado. Harbi mal bunlara. Reşo doğru söylüyorsun ama şakanın sırası değil. Bence hepsini o abinle Çetin de dahil aynı anda patlatalım. Hem böylece bütün mallardan kurtulmuş oluruz. Nasıl fikir? Haydi arkadaşlar. Zaim'in adamları gelirse işimiz sıkıntıya girer. Haydi Çako. Teslim olun. Etrafınız sarıldı. Allah kahretsin. Ateş edin. Bitmek üzere. Ama yeter ki biz ümidimizi kaybetmeyelim. Sonuçta biz Ümit Eri'yiz. Çok icap ederse Ümit Eri bombası yaparız. Yürü be! Tarık abi? Siz ne yapıyorsunuz burada? Sayenizde köyümüzden kovdular bizi. Burada da zorla sokağa çıkardılar. El kadar çocuklara taş attırdılar. Hepsini topladım. Benim örgüte verecek çocuğum yok. Kaçacağız buradan. Bakın. İlçe dışına çıkmanız mümkün değil. Her tarafa mayın döşediler. Hep beraber bu işin üstesinden gelmeliyiz. Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Yeter ki kurtarın bizi bu cehennemden. Hazal. Delirdin mi sen? Kaçacağız buradan. Yavrularımı bırakamam bu zalimlerin eline. Yeter artık. Bıktık bunlardan. Ömrümüz tükendi.
dağ yakamızdan düşsünler. Kocamdan bile haber yok. Kim bilir nerededir? Bakın, belediye başkanının ailesi de, benim karım da ellerinde. Şu an kurtarmamız gereken yüzlerce insan var. Biz Kürtler kendimizi bu eşkıyaların elinden kurtarmadıkça bu ülkede işler hiçbir zaman yoluna girmeyecektir. Burada kalmalısınız. Buraları bize emanet eden onca ecdat gibi, Selahattin Eyyubiler gibi zor zamanlarda canlarını ortaya koyanlar misali mücadele etmek zorundayız. Kusura kalmayın. Lakin gitmekten başka çaremiz yok. Keş, yedek bir silah ver. Alın bunu. Allah yardımcınız olsun. Haberi duyuyor musun? Sıkıştık. Ne oldu Reşo? Usta! Usta patlayıcı olanı ele geçirdik. Biz zor durumdayız. Sıkıştık. Mermimiz bitiyor. Yardım edin bize. Tamam Reşo. Hemen geliyoruz. Hadi. Hadi sağlıcakla. Mermim bitti. Eğilin. Yapma. Hadi. 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 Hadi, hadi, hadi çabuk olun hadi. Yiğitler! Hacı Abdullah? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne lan? Seni bırak. Korkmayın yiğitler. Bunlar da kardeşlerinizdir. Al. Atın. Atın içeri. Atın lan içeri. Bana Zehra ile Dilek'i getirin. Baskın yedik zayım. Cephaneliği kaybettik. Aptal herifler. Nasıl becerdiniz lan bu işi? Nasıl oldu bu? Bu ne lan? Bu ne lan? Benim ülkemde, benim devletimde benden habersiz. Nasıl ezan okunur lan? Benim ülkemde, benim devletimde benden habersiz nasıl ezan okunur lan? Koşun lan. Hemen kanası getirsinler bana. Belediye başkanının karısı değil mi bu? Onları niye tutukladılar ki? Bize doğru geliyorlar. Başka şansımız yok Zehra. Ya ne oluyor? Kalk! 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 Hadi! Ne oluyor burada? Yaklaşmayın! Yoksa adamlarınız ölür! Durun. Ateş etmeyin. Bırakın adamları. Teslim olun. Çekilin yolumuzdan. Bu insanların hepsi bizimle gelecek.
Ana, yanlış ediyoruz. Gel doktor abiyi dinleyelim. Daha konuşma Azal. Yeter, gidiyoruz. İşte o kadar. Zayımdır bu. Koş, 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 koş. Kes ulan sesini. Bu ülkede bundan böyle ezan okunmayacak. Böyle Arapça şeyler yasak artık. Ne dediğim bile belli değil. İlla okunacaksa devrim marşı okunacak. Din Afyon, iman Denizli'dir. Ne alakası var ya? Din Afyon, iman morfindir. Susturun la, sustursanız la şunu. Getir la şunu, ver silah. Ne vurmuştur ya? Ya vicdansıza bak, nasıl yapabilir ya? Sesler ya. Hiç Allah korkusu yoktur bunlarda ha. Allah Allah. Vurmuştur ha. Mucize de. Devam ediyoruz. İmam vurmuştur ha. Nasıl olmuştur? Nasıl olmuştur ya? Vurdu o, vurdu. Yaralı mı ya? Gebereceksin oğlum. Anam yine vurdu. Ula vicdansız. Allah korkusu yoktur bunlarda ha. Bundan böyle ezan diye bir şey yoktur. Nasıl yoktur ya? Hepiniz Fazlek dinine gireceksiniz. Zerdüş sizin neyinize etmiyor lan? İslam ayağınıza vurulmuş bir prangadır. Atın prangaları, özgürleşin zavallı köleler. Yürüyün lan. Atını. Gördünüz mü? Bu zalimlerden kurtarmak gerekir şeyi. Boyun eğmeyin bunlara. Vallahi de billahi de bunlar Kürt dostu değildir. Ana, kendine gel. Dinleyin ağalar, beyler. Eğer ki biz kaçıp gidersek zulüm baki olacak. Burada ne yiğitler var Allah'ın adıyla bizim için dövüşürler. Kurban olayım. Gelin onlara el verin hadi. Doğru söylüyor. Allah'a doğru söylüyor. Peki bacım nerededir bu doktor? Biz de onlara gidiyorduk. Hadi bizle gelin. Hadi. Hadi gidelim. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi. Gelin. Hadi. Hadi yürüyün. Lanet olsun. Herifler bütün cephaneyi aldı. Halk bunu duymamalı. Acilen onları örgütten yana korkutacak bir şeyler yapmak lazım. Kado. Halkın arasına karışan elemanlardan ses var mı? Tarık boş durmayacaktır. Halkı kendi tarafına çekmek için elinden geleni yapacaktır. Merak etme abi. Kafan rahat olsun. Bizim çocuklar boş değil. Her türlü hareketi takip ediyoruz. Eski kaymakam doktor Tarık Bey'le görüşmüşüm. Bizzat kendisi haber etti. Korkmayın ha. Bu çapulcuları başımızdan alacaklar. Yeter ki siz onlara boyun eğmeyin. Hacı, iyi dersin de herifler dört bir yana sarmış. Ne devlet kalmış ne hukuk. Eğer bunlara karşı gelirsek bizleri vururlar. Öyledir kardeş, doğru dersin. Hem örgüte boyun eğersek bize bu memleketi dar ederler. Ben elçiyim. Tarık Bey sizleri koruyacağız der. Yeter ki onlara itimat etmeyin. Onlardan korkmayın. Doğru söyle. Evet. Başımıza çıkar. Doğru söyle. Tabii her şey. Doğrudur.
Alo Çetin. Duyuyor musun beni? Evet. Az evvel Hacı bir evde halkı örgüte karşı koymak için ikna etmeye çalıştı. Benzer toplantılar ilçenin başka yerlerinde de yapılacak. Tamamdır, ben takipteyim. Hacı evine gidiyor. Anlaşıldı Çetin. Örgüt propagandası yapan videoları Ardil TV'yi ele geçirip yayınlatacağız. Tarık'ın propagandasını etkisiz hale getirmek gerek. Kado sen git. Şu Tarık'ın elçilerini iyice bir korkut. Hadi durma. Tamam abi. Biji zalim! Biji zalim! Biji zalim! Biji daha fazlasını istiyorum, anlıyor musunuz? Biji daha fazlasını. Zalim! Biji zalim! Biji zalim! Kaymakamlıkta düşecek. Emniyette kaymakamlıkta düşecek. Zalim! Onların hepsi devrimin zalim ve sosyalizmin olacak. Devlet başkanınız olarak bunu sizden istiyorum. Zalim! Kim ki emrime karşı gelir, onun da eceli gelir. Biji zalim! Biji zalim! Hadi Çako. Yardım et. Hacı Abdullah. Arkadaşların nerede? Hadi onlar aslında nöbetteler. İlçeyi korumak için geldiler. İstediğimiz zaman gelip bize yardım edecekler. Allah razı olsun onlardan. Bunu da kazasız belasız atlatacağız değil mi Hacı Abdullah? Sen hiç merak etme. Allah razı olsun. Ya ne duruyorsunuz burada? Ya ne oyalanıyorsunuz? Kurtarsanıza karımı torunlarımı. Öldürecekler onları. Bunu başarmamızın bir tek yolu var. Örgütün elini zayıflatmamız gerekiyor. Ya siz delirdiniz mi? Bu ne kadar süren haberiniz var mı? Bakın Tarık Bey. Siz torunlarımı karımı kurtarın. Sağ olduklarını bileyim. Sözüm sözdür. Her dediğinize. Al Çako. Tarık. 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 Şivan iyi misin? Ben iyiyim. Ben iyiyim Tarık. Şivan abi gelmiş. Ben onların nerede olduklarını Şivan bileyim. Şivan abi gelmiş ya lan. Onları nerede tuttuklarını bileyim. Durun. Bakın. Yanlış yapıyorsunuz. Yürü. Zehra. Asıl sen yanlış yapıyorsun Kagir. Yürü. Ne oluyor lan burada? Sakın yaklaşma. Yoksa öldürürüm adamını. Çok korktum. Öldür lan. Tohumuna para mı saydım? Tetiği bir daha çekmeden teslim ol. Tamam. Tamam ateş etme, teslim oluyorum. Sen zahmet etme Dila. Böyle beceriksizlere yer yoktur benim topraklarımda. Al lan bunların hepsini içeriye. Hadi bak, hadi. Bırak Dila abla. Götürün hepsini. Bırakın onu. Hadi. Bırakın. Tamam. Dila abla. Geç, geç. Dila abla. Yürü, yürü. Şimdi. Geç hadi. Seni mezar çukuruna yollayacağım. Tabii. O kocan hala salaklık etmeye devam ederse. Ümit oğlanları. Ümit oğlanları, beni dinlediğinizi biliyorum. Şu an karşımda Dila hemşireniz var. Lakin yollamadan belki dedim veda etmek istersiniz. Zahim, silahların elimizde. İlçeyi asla ele geçiremeyeceksin. Şimdi doktor, sen bana silahları getireceksin, Bedrettin'i getireceksin. Ben de sana bu insanların canını bağışlayacağım. Lakin karın ölecek. Çünkü zamanı doldu. Ölüm mangası! Silahlarınızı hazırlayın! Nişana! Zahim!
Faruk, bir şeyler yapmak zorundayız. Ulan Pol Pot'un şakası yok, öldürecek Dila'yı. Hakkınızı helal edin. Bırakın öldürsün beni. Hadi Tarık. Görüyorsun, kocan sana verdiği değeri. Zaim dur. Dur tamam. Duramam doktor. Anlaşamadık. Karın için zaman doldu. Zaim bana bak gerizekalı. Eğer ona dokunursan sana mezar ederim bu ilçeyi. Sana son bir şans veriyorum. Rehinelere karşılık bizi alacaksın. Silahlarınla birlikte bizi alacaksın. Takas için bir yer söyle bana. Sakin ol doktor, sakin. Burada kuralları ben koyarım. Sen devlet başkanı mısın ki ben seni mahtap alayım? Karşında koskoca Zaim Başkan var. Senin gibi bir çapulcuyla masaya oturamam ben. Benimle pazarlık edemezsin. Ben sizinle pazarlık ederim. Zaim, bu silahlar olmadan sen bir hiçsin. Ne intikamını alabilirsin ne de Ardili. Sana buraları bırakmayız Zaim. Tamam ulan. Peki. Zamanınız yok. Size yarım saat. Eğer bir dakika bile geçerse... Hepsini öldürürüm buradakilerin. Anlıyor musun? Hepsini öldürürüm. Tamam Zaim, dediğin gibi olsun. Yarım saat sonra... insanların mahkum ettiğiniz yerin önünde olacağız. Tamam. O hadi herif, urrekari, mışkareş. Ezan okuyan imama kurşun sıktı bu şerefsizler. Bunlara güven olur mu? Güvenmeyeceğiz zaten Sofu. Bu bizim için bir fırsat. Eğer o insanları kurtarabilirsek... hele ki torunlarınızı... daha çok güçleneceğiz. Onları ilçeden çıkarmak çok daha kolay olacak. Yemin olsun halkı ikna edeceğim. Yeter ki onları kurtarın. Fazla vaktimiz yok. Reşo. Emret usta. Reşo, hemen bir plan yapmak zorundayız. Merak etme usta. Elimizde böyle kamyonet varken ohoho işler çok rahat olur. Doktor! Doktor! Boz! Bak! Hadi, hadi! Bak! Doktor! Sana katılmaya geldik. Kurtar bizi bu zalimlerden. El birliğiyle kurtulacağız, merak etmeyin. Ama önce... zalimlerin eline düşen insanlarımızı kurtaralım. Ah usta, usta bak benim aklıma bir plan geldi. Bu çocuklar çok işimize yarayacak usta. Bunlar her yere girer çıkarlar. Fark edilmezler de bize hem casusluk yaparlar hem de planımızın en önemli parçası olurlar. Çocuklara bırakılır mı bu iş? Korkmayın. Allah'ın merhameti onların üzerindedir. Allah'ın izniyle muvaffak olacaklar. Hacı doğru der. Çocuklar bu işi yapar. Ne yapmamızı isterseniz yaparız. Çocukları toplayın la bana. Bırak! Ama herkesin bir sırası var. Hadi. Zaim'e dokunan kim varsa yanacak. Ne yapacaksın bu çocukları Zaim? Boşa sorma Kagir. Senin yüreğin kaldırmaz. Tamam ula.
Hadi baklayın bunların hepsini. Zayıf çıldırdın mı? Ne yapıyorsun? Dedim sen anlayamazsın Kagir. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne kadar çocuk varsa hepsinin üzerine bomba bağlayacağım. Böylelikle oyun etseler de etmeseler de kestirmeden hepsini yollayacağız öbür tarafa. Sen insan değilsin Zaim. İnsan değilsin. Siz insansınız ya. Hadi. Hadi geçin. Hadi sen de kardeş. Şimdi bu bacaksızlara verdiğim bombalarla lütfen kimse korkmasın. Reso icadıdır. Öldürmeyen bomba. Bak şimdi deponun çeşitli yerlerine yerleştireceksiniz bu bombaları, tamam mı? Sonra usta biz gidip sözde takası yaparken tabii Zaim de boş durmayacak bu esnada. Kafasına göre bir plan yapmış olacak. O esnada bombalar arka arkaya patlayacak. Bunlar panik olduklarında ekibi alıp kaçacağız. Bu esnada devreye kamyonetteki adamlar girecek. Onlar saldırarak kamyoneti üstlerine sürüp kaçacaklar. Olay budur usta. Tabii bize lazım olan en önemli şey de kalabalık. Burada da devreye Hazal bacım giriyor. Gidip emniyetin önündeki kalabalığı toplayıp diyeceksin ki örgütün hapishanesine asker bastı. Gerçi bu biraz yalan olacak ama biz de asker sayılırız bir nevi. Böylece hem emniyet rahatlayacak, bize yardım etmeye gelebilecek, hem de planımız işleyecek. Usta, benim plan budur. Güzel. Aferin lan Barut Kafa. Nasıl düşündün bu kadar şey? Yani ökleştim. Bu su motoru değil. Patlak Reson'un beyni. Bu beyin de ortalama 30 yılda yetişiyor. Sofucuğum. Sen de beğendin inşallah planımı, değil mi? Ne? Ne planı? Sofu. Neyi sen iyi değilsin. Bence sen git. Hayır, bir hata yapacaksın. Canım, kusursuz planımı hiç edeceksin. Sofu, ne oluyor, mesele nedir? Ben o öldürülen imamın yerine ezan okuyacağım. Ne? Sofu, bu kendini hedef tahtasına koymak gibi bir şey Sofu. Ucunda ölüm olsa bile okuyacağım Tarık abi. Peki Sofuk, o ezan bize güç olsun inşallah. Çok dikkatli ol. Tamam abi. Reşo'yu duydunuz be. Ama istersen başka birini gönderebilirim. Yok yok, böyle iyi. Sadece yanımda bir iki kişi olursa daha iyi olur. Ben dururken niye başkasına bakıyorsunuz kızım? Beraber gideriz kızımla. Merak etmeyin, kolay iştir. Arkadaşlar hadi. Hadi Şivan hadi. Abilerinizin hadi. Sözünden çıkmayın, olur mu aslanlar? Merak etme ana. Merak etme ana. Hadi çocuklar. Başkanım. Kusura bakmazsanız bir şey sorabilir miyim? Ne soracaksın kardeş? Cevap verecek halim yoktur. Biliyorum. Lakin mühimdir. Ya dikkatimi çekmiştir. Zaim'in anlattığı hikaye nedir? Neye soruyorsun anlamadım. Sanki duymuşum o hikayeyi daha önce bir yerden. Hele de sen. Hadi ne olur. Bu Zaim'in ailesi bir ağanın hizmetinde çalışırdı. Asi adamdı. Aga hak yiyen namert adamın tekiydi. Sevmezdi Zaim'in babasını. Bir gün jandarmaya şikayet etmiş. Mallarımı çaldı, eşkıyalık etti diye. Son 20 dakika. Çocuklar hazır Zayıf komutan. Güzel. Çok güzel. Bu karıya da bağlayın. Bağla.
Hemşire hanıma da bağlayın da. Garanti olsun. Doktor Tarık'a güzel bir hediyemiz olur. İntikamımın zehrini tadar. Hepsinin de ağzını patlayın ulan. Hepsinin. İşim bitince dışarı gel. Hadi işinizi bitirin gelin. Kagir. Hele şu adamlar birbirine karışmasın neyin. Adamlar. Çabuk neyin bir şeyler bakla birbirine. Sonra oyuna gelmeyin. Anlarsın ya. Tamam Zaim. Bağla. Buyur Zaim komutan. Bak şimdi. Sen şimdi şuraya saklanacaksın. Hı hı. Yolun sonundaki eve. Oraya. Oraya gideceksin. Alt tarafa indiklerinde düğmeye basacaksın. Bombaları patlatacaksın. Tamam mı? Merak etme Zaim komutan. Patlatacaksın. Kolay iş. Zaten biz patlatmasak bile ele ayarladım ki üzerinden çıkarmaya çalıştıklarında bum. Vay. Aferin ula. Aferin. İyi akıl etmişsin. Ulan seni patlamadan çatlamadan sorumlu devlet bakanı ilan edeceğim. Hadi git. Bitir işler. Tamam başkan. Hadi. Hepsine. Şuraya. Girdikleri andan itibaren hiçbir kudret elimden alamayacak onları. He, büyüksün başkan, büyüksün. Ben buraya. Bırak. Bırak. Hop, dedim sana. Ne yapıyorsun? Biraz daha kıpırdarsan hep beraber eşekler gibi geberiz. Ah adam. Sen uzak dur. Bırak ben öleyim. Uzak dur. Abinin sözünü dinle. Sakın bir delilik etme. Hep benim yüzümden oldu ana. Her şey benim yüzümden oldu. Hele kurtaracağım anam seni buradan. Kurtaracağım. Adile! Ne oyalanıyorsun? Sakın oğlum. Sakın bir delilik etme. Abini dinle. Oku, kurtar kendini. Abini de kurtar. Beni hiç düşünme. Affet. Bişi Önder! Bişi Önder! Nasıl alacağım ben burayı? Önder! Oğlum sen bana yardım et. Önder, bir siz ortalığı kolaçan edin. Ben saldırı için uygun önder, noktalarını tespit tamam edeceğim. Bana bakın. Öldürmeyin onu. Yaralayıp bırakın. Bu korku onlara yeter. Hadi göreyim sizi. Nedir bu ya? Ne diyor bunlar ya? Allah Allah. Durun! Ben Tarık Bey'e hak veriyorum. Bu zalimlere kapı açmamak gerek. Ola ki buralarda kendilerine yer ettiler. Daha bize gün yüzü yoktur. Keke doğru dersin. Ama biz bu adamlarla nasıl baş edeceğiz? Bizimki can korkusudur. Çoluk var, çocuk var. Allah muhafaza. Bu eşyalar her bir şeye eder. Ne konuşuyorsunuz orada? Sazasanıza! Bu herifler bize sırtını dayamadan arkadaşlar burada barınamazlar. Tarık Bey'in dediği gibi arkadaşlar. Onlara karşı durun. Boyun eğmezsek belki diker ölürüz. Evet. Ama en azından çocuklarımız bunların zulümleri altında ezilmezler. Doğru söylüyorsunuz. Ezilmeyiz arkadaşlar. Ezilmeyeceğiz. Oğlum! Ne kim vurdu? Bu hainlere uyarılan sonu budur. Hep beraber kahrolsun hainler, kahrolsun hainler, kahrolsun hainler, kahrolsun hainler, kahrolsun hainler, kahrolsun hainler. Asker girdi.
Yüzenes'ten saldırıyor. Ne? Hazal. Yüzenes'ten mi saldırıyor? Yürüyün lan. Yürüyün. Askere nefes aldırmayın. Kafanları yalnız bırakmayalım. Yürüyün lan. Yürüyün. Hadi. Yetişelim kardeşlerimize. Hadi hadi. Ne yapacağız Rezan? Gidecek miyiz? Yok, gitmeyeceğiz. Şimdi kartlar düşecek. En zayıf anlarına saldıracağız. Bu karakol olacağız. Bişi önden! Bişi önden! Zorluk çıkarma. Hadi. Biz halkımız için silahlı mücadeleye girdik. Devletimiz kurulup devrim gerçekleşene kadar durmayacağız. Bu davada bize ihanet edenler ölümün en acısını yaşayacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Sabahtan akşama kadar 24 saat bu videoları yayınlayacaksınız. Büyük devrim hareketimizi anlatan yayınlar yapacaksınız. Bizden habersiz akışı değiştirmeyeceksiniz. Halka aydınlatma görevini ihlal eden olursa ölür. Elbette. Nasıl isterseniz öyle olsun. Bana bir çay getirin. Artık buranın sahibi benim. Ulan neden yol uzatıyoruz Reşo? Arkadaşım biraz düşman gibi düşün, tamam mı? Biraz analitik düşün. Şimdi bak, onlar bizim aşağıdan gelmemizi bekliyor. Ama biz ne yapacağız? Diğer taraftan geleceğiz. Gerçi çok anlamasam da anladın mı? He. Hadi bakalım. Çocuklar alın bakalım bunları, tamam mı? Hadi size güveniyorum. Arka tarafta 4 yere koyacaksınız, tamam mı? Ama ya, sakın kendinizi belli etmeyin, hadi. Merak etme hadi, abi. Hadi. Allah'ım sen nasip et okuyun bu ezanı ya Rabbim. Ya Rabbim. Arkadaşlar 10 dakikamız var. Reşo. İnşallah çocuklar işe halledebilirler. İnşallah usta. Yani ağa ihbar etmiş. Sonra ne olmuş? Sonrası işte ATT evi basmış. Çoluk çocuk hepsini öldürmüş. Peki babasının adı nedir? Ula sakarık köş. Sakarık köş. Ne diye sık boğaz edisin adamı? Ne soru isin? Sana ne zayımın ailesinden ha? Sana ne? Emmi sen de hele. Adamın adı nedir? Babasının adı Seyfo'dur. Biri daha vardır. Anasının ölüsü kucağına düşmüş, kanlar içinde biri. Günlerce aç dolaşmış biri. Babasını kaçarken unuttu, görmedi, öldü sandığı biri. Sen nereden biliyorsun? Çünkü o benim keke. A
Mahmut'taki o günden yadigar kaldı. Bu çene o günden yadigar. Her vakit konuşmaya çalıştım. İşi hep kırkıra vurdum. Oldum geveze hükkeş. Sırf o anı unutmak için. İnsanın anasının kucağında ölmesi ne demektir bilir misiniz siz? Anam kucağımda çırpındı. Titredi. Çıkardı hırıltı hala kulaklarımda. Daha çocuktum, ufacıktım. Aha böyle gözleri belerdi. Sonra buz gibi oldu. Kimse gelmedi. Bir Allah'ın kulu yoktu. Anam öldü kucağımda. Onu üstümden atlara kadar sarıldım, kokladım. Hem anam değildi artık. O koku yoktu. Başka bir koku geldi. Ölümün kokusu. Hükkeş. Sen yani Daim'in kardeşi misin? Beş parmağın beşi bir değildir. Vallahi bu söz bu hal içindir. Nerede Hükkeş, nerede Zaim? Demek Zaim'in kardeşisin ha. Acep Zaim duysa ne eder? Katı yüreği az yumuşar mı? Geçmiş geçmişte kaldı. Hepimiz yaşadık yaşanacak şeyleri. Kimimizde kalıcı izler bıraktı, kimimizi sildi süpürdü. Ama bak kader hepimizi bir araya getirdi. İnşallah Zaim bir gün gerçeği anlar da sen de gider sarılırsın abine. Emmi? Peki gerçekten onları sen mi ispiyon ettin emmi? Yeminle ben etmemişim. Zaten babanı öldüren polis de değildir. Örgüttür. Daha o zaman Önder Önder değildi. Ne kadar başı çeken adam varsa hepsini öldürttü. Lakistir'dir. Söyleyemem Zaim'e. Kimseye söyleyemem. La kuçu! Kuçuya bak! La kuçu! Sen de bizden misin lan? Gel bakayım. Yok başkan. Baksana onun rengi değişik. Vay hayvan oğlu iti seni vay. Vay seni ümit hayvanı vay. Eyvah. Ulan ne yaptın? Çabuk göm çabuk. Ne oluyor orada? Lan bir adam geliyor çabuk. Çabuk. Zaim hadi. Hazırız. Süre doldu. Hepsini geberteceğim. Doktor geldiğinde de kellelerini atacağım önüne. Hadi yürüyün.
Hadi çabuk, geç kaldık hadi. Hakkınızı helal edin. Vakittir. Ben ezan okuyacağım Tarık abi. Tamam, dikkat et kendine. Hadi, görüşürüz. Hadi. Eş o zaman da oldu. Hadi biz de gidelim. Hadi arkadaşlar. Tamam. Bak, bombalar tamam. Lakin Zaim hepsini öldüreceğim dedi. Zaman doldu dedi. Allah kahretsin. Yürüyün arkadaşlar hadi. Hadi gidiyoruz hadi. Bırak. Bırak. Bu yaptıklarınızın cezasını hepiniz çekeceksiniz. Zaman doldu hemşire hanım. Cezayı da birazdan göreceksin. Çıkartın ulan bunların hepsini dışarı. Çıkarın. Gebertin hepsini. Hadi. Yapmayın. Allah rızası için. Yapmayın. Zaim! Biz geldik! Geç kaldın doktor! Anlaşmayı ihlal ettin! Senin her şeyin gibi! Saatin de yanlış Zaim! Tam zamanında geldik işte buradayız! Torunlarımı ver bana Zaim! Olur olur! Yanına çay kahve de göndereyim mi? Zaim! O cephaneliği istiyorsan... Bizi istiyorsan, diraların sağ olduğunu görmek istiyorum. Peki. Getirin. İşte görüyorsun Tarık. Hepsi maşallah iyidir. Şimdi teslim olun. Bana bak ulan. Polpot musun nasıl lan? Senden de devlet başkanı olmak. Çocuk bahçesi bile olmaz. Mışkareş. Zaim. O kadar kolay değil. Şartlarımız eşit madem. Karşılıklı olacak her şey. Sen onları bırakacaksın. Biz yaşadıklarından emin olacağız. Sonra sana teslim olacağız. Seni mi kıracağım doktor? Dediğin gibi olsun. Hadi götürün şunları. Kaç! 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 Bila hadi gidin! Getir! Bırak şu! Bunlar ne anlatmaya çalışıyorlar? Bileyim herhalde bizim için kendinizi feda etmeyin diyorlar. Kaç! Hadi arkadaşlar kamyonete yollayın. Hadi. Yok artık eser rahmet olsun üstünüze. Devlet kahrolsun. Devlet kahrolsun. Devlet kahrolsun. Ne işi var burada? Kahrolsun. Devlet kahrolsun. Devlet kahrolsun. Devlet kahrolsun. Devlet kahrolsun. Hadi Reşo. Atlat hadi. Hadi kaçın. Teslim ol Zaim! Ökkeş! 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 Buraya! 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 Halkın arasına! Bırak! Bırak! Çekilin! Geri çekilin!
Nerede bu adam? Bombaları patlatacak. Allah'ım yardım et. Allah'ım sen yardım et bana. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allah. Aha, valla sofa ezanı okudu ha. Helal olsun sofu. Sana sofu. Helal olsun sana sofu. Helal olsun. Bu ezanı bütün zalimler bir araya gelse susturamaz. Hele zaim hiç susturamaz. Şükürler olsun. Ne oluyor lan? Kim okuyor bu ezanı? Yoksa öldürürüm. Koş ulan, koş bombaları patlat. Koş. Atla silahını. At. Neye teslim oldun ulan? Canına mı susadın? He? Yoksa salak olduğun için mi? He? Ha, ne? Hayır Zahim. Zahim. Kardeşin olduğum için. Ne? Ne diyorsun lan? Patlat. We'll be right back.